İstanbul'un seçim sonuçlarına itirazlar sonrası gözler araştırma başlatan YSK'ya kilitlendi. Merakla beklenen karar için son haftaya girildi. AK Parti ve MHP, İstanbul seçimlerinin iptali talebiyle YSK'ya gitti. 3 bavul dolusu belge kurula teslim edildi. İstanbul seçimlerinin iptali için yapılan başvurularla ilgili inceleme başlatan YSK, geçen hafta peş peşe ara kararlar verdi. En son İstanbul'da 5315 kısıtlı seçmenin daha araştırılmasına hükmetti. Araştırma için ilçe seçim kurullarına 5 günlük süre verildi. Gözler, İstanbul için YSK'nın vereceği karara kilitlendi. YSK'nın en geç 3 Mayıs Cuma günü son kararını vermesinin beklendiği belirtildi. Ancak YSK'nın tek mesaisi İstanbul değildi. YSK, seçim takviminin başlamasından bugüne toplam 4150 karar verdi. Bunların 2400'ü seçim sonrası itirazlar sürecine aitti. Seçim sonrası verilen kararların 1725'i muhtarlık itirazlarına ilişkindi. YSK, belediye başkanlığı ve meclis üyeliklerine dair 675 karar verdi. YSK Başkanı Sadi Güven ve kurul üyeleri, AK Parti'nin İstanbul itirazlarını görüşüyor. Hiç kimse izah edemez. AK Parti'nin YSK temsilcisi Isparta Milletvekili Recep Özel, İstanbul seçimleri ile ilgili çarpıcı verileri gözler önüne serdi. Özel, mülki idareden gelen kamu görevlisi sayısı 134.351. Bunun 39.648'ini görevlendirip 94.703 kişi görev beklerken, 19.623 kamu görevlisi olmayan kişilerin görevlendirilmesini hiç kimse izah edemez, dedi. Seçim öncesi sandık kurulu başkanı ve üyelerinin listesini CHP'ye kim verdi? İşte belgelerle 31 Mart yerel seçimlerinde Arnavutköy'de yapılan usulsüzlük detay için tıklayın.